İş, sosyal ya da özel yaşantımız hiç fark etmiyor. Kırıcı sayılan argo kelimeleri kullanmadan önce bir kez daha düşünmekte yarar var. Çünkü hukuk dilinde bu kelimeler hakaret sayılıyor. Bursa'da bir şef garson çalıştığı işletmenin müşterilerine hanzo tabirini kullandı. Bunun üzerine de tazminatsız kovuldu. Şef itiraz etti, konuyu yargıya taşıdı ama Yargıtay şefi haksız buldu ve tazminatsız kovulmalı dedi. Çalışan Yargıtay'ın hakaret olarak saydığı elit hanzo kelimesini sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun üzerine işten kovulduğu kıdem ve ihbar tazminatı ödenmedi. Şef garson iş mahkemesinin yolunu tuttu ama yargı işverenin bu tutumunu haklı buldu. Hanzo bir argo kelime midir? Yani bildiğimiz kadarıyla öyle. Büyük ihtimal aşağılamak için söylenmiş bir söz. Tazminatsız kovulmuş efendim. Benim başıma da bu şekilde değil ama benzer bir olay gelmişti. Yani bazı çalışanlar var, adama mekan kapattırır yani. Öyle kötü çalışanlar var. Çok ayıp bir şey yani. Biz yıllarca bu memlekette 100 yıl lokantacılık yaptık ve dünyanın sayılı insanlarına da ev sahipliği yaptık. Bu söylenecek bir söz değil. Ne kadar insan kötü olursa olsun. Tazminatsız ya, mantıklı. Doğru bir karar. Olsun, kesinlikle kovulsun yani. Öyle insanlar yaşamasın, en azından böyle haberler çıkmasın yani. Efendim, Türk milleti çok fazla argo kelime mi kullanıyor acaba? Eskiden değildi. Ben şimdi 37 yaşındayım. En azından 20 yıl önce öyle değildi ya. Daha saygılıydık, dikkat ederdik. Mesela hala ben bir büyüğümü görüyorum, dikkat ederim ama bakıyorum böyle şimdi daha gençlere söyleyeyim. Hiç dikkat yok. Hani argoyu geçtim. Hani insancıl şeyler yok yani, o yüzden. Argo kelimeler o kadar fazla yerleşti ki hayatımıza, artık karı koca arasına bile girdi. Yine Bursa'da yaşanan bir boşanma davasındaysa eşine tokat atan erkekle eşine kro diyen kadın Yargıtay tarafından eşit kusurlu olarak sayıldı. Bunun üzerine Yargıtay eşit kusurlu tarafların birbirlerine maddi ve manevi tazminat ödemeyeceği kararını verdi. Yani fiziksel şiddetle sözlü şiddet aynı kefeye girdi. Kro bir boşanma nedeni mi? Yok değil, ben hanıma diyebilirim. Mesela kro diye değil. Yani öyle bir şey yok yani, diyebilirim ben ya. Yani var mı öyle bir şey, yok. Ama Yargıtay hakaret saymış. Yargıtay hakaret saymış. Yargıtay sayabilir, ben kendi kendime hakaret telakki etmiyorum yani o şekilde. İşinize sormak istiyorum. Kro aynı fikirde misiniz? Hakaret değil mi? Hakarettir kro. Genelde hayvan benzetmesine uyuyor. Efendim derse boşarım. Yani. Kro hakarettir yani. Aslında kadın söylerse hakaret değildir de erkek söylerse. Ya ben o zaman kendim maço hissettim şu anda, tamam mı? Vallahi maço hissettim, tamam mı? Kro demiş. Niye demiş ama? Kro demek yani nedir? Kro kelimesi argo mudur efendim? Bence argo insanı yargılamak. Yani başka bir ırk. Yani. Yargıtay demiş ki tazminat alamazsınız, eşit kusurlusunuz. Doğru söylemiş bence. İşte bu olaylar artık hayatımızdan tamamen argo kelimelerinin çıkmasını gösterdi. Aman siz olun. Şakayla bile olsa argo kelimeleri ağzınıza almayın.